güzel anlatmak bunu da biliyorum. Osmaniye'nin yiğit insanları, değerli hemşerilerim, geleceğimizin umudu, sevgili gençler. Bu mukaddes günde bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkanı sağlayan ve bu uğurda canlarını içe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 7 Ocak aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı Türk Kurtuluş Savaşı'nın destanları aşan ifadesidir. İçeriden ve dışarıdan millet düşmanları el ele verdiler, her türlü melaleti yapmaktan geri durmadılar. Asker, polis, sivil, kadın, yaşlı ve çocuk ayırmadan, Allah yarattı demeden yüzlerce, binlerce vatandaşımıza, gencecik yavrularımıza kıydılar, demokrasimize saldırdılar. Saygıdeğer konuklar, ülkemizde her gün acıların yaşandığı, evlere ateş düştüğü, ülkemizin düşmanları tarafından dört bir yandan yıkıma sürüklenmek istediği şu günlerde Kurtuluş Bayramımızı daha mütevazi ve daha sakin bir şekilde yapmayı planladık. Bunu kayıplarımızın, şehitlerimizin aziz hatırasına bir saygı nişanesi olarak sunmanın daha anlamlı olduğunu düşündük. Ancak tam 2016 yılı bitti, şükür yeni bir yıl 2017 başladı derken İstanbul'daki elim katliam yine yüreklerimizi yakmış, bizleri derinden etkilemiştir. Terörün acımasız, ahlaksız yüzü bizleri bir kez daha acılara gömmüştür. Şunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Milletimiz eşine az rastlanır bir husumet kapanı ile karşı karşıyadır. Misaki milli sınırlarımız ile milli birliğimiz ve bekamız tehdit altındadır ve bu tehdit hiç olmadığı kadar yakındır. Kimse ama kimse umutsuzluğa kapılacağımızı, üzüntümüzle bu vatandan vazgeçeceğimizi aklından bile geçirmesin. Bu vatanın her metrekaresine kendimizi feda etmekten bir adım bile asla geri durmayız. Milletimizin sinesinde kurtuluş günü olan 7 Ocak 1922'nin direniş ruhundan bir gram eksilmemiştir. Atalarımızın o zamanki işgalcilere duydukları öfkenin benzerini biz de bugünkü terör odaklarına ve teröristlere duymaktayız. Türk'ün öfkesinin sonuçlarına katlanmanın zor olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de bütün dünya bilir. Mücadele gücümüz, azim ve kararlılığımız bir nebze olsun değişmemiş, aksine artmıştır. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu aziz vatanla ilgili emelleri olan dahili ve harici düşmanlar bilsinler ki Kurtuluş Savaşı'nda hangi tokada yedilerse, 15 Temmuz 2016'da hangi yumruğu yedilerse, ne yaparlarsa yapsınlar, döktükleri kan gölünde boğulup yok olup gideceklerdir. Birilerinin taşeronluğunu yapanlar iyi bilmelidir ki milletimizin mayası Tanrı dağlarında yoğrulmuş, Hira dağında pişirilmiş ve Anadolu'da yek bir vücut olmuştur. Bin yılı aşan kardeşliğimiz ay yıldızlı bayrağımızın altında perçinlenmiştir. 95 yıl önce bağımsızlığa olan tutkusunu gösteren Türk milleti en son 15 Temmuz'da yine vatan hainlerinin önüne çıkıp onları durdurarak bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra da göstermeye her zaman için hazır ve nazırdır. Türk milleti tarih boyunca kurduğu 16. devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ile sonsuza kadar yaşamaya kararlı ve inançlıdır. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, bugün milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu gündür. Gelin, ne mutlu Türk'üm diyene sözüne ebediyetin mührünü vuralım. Hep birlikte saldırı ve düşmanlıklara karşı etten,
imandan, inançtan, ülküden aşılmaz, yıkılmaz, dağılmaz bir duvar çekelim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 7 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İlelebet de daima, ne mutlu Türk'üm diyene.